Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazın. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bugün sizlere tam ölçülü harika bir mercimek köftesi tarifiyle geldim. Öncelikle bir su bardağımın üzerine 2,5 buçuk su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Bu aşamada kapağını kapatıp mercimeklerin tamamen eriyinceye kadar pişmesini sağlıyor olacağım. Eriyip tamamen pişene kadar ise kaynamaya devam edecektir. Ortalama 20-25 dakikada bu işlem bizim için yeterli olacaktır. Şöyle sizler için gösteriyorum. Mercimeklerim tamamen pişmiş. Kırmızı mercimek kullandım zaten. Şöyle size gösteriyorum. Hafif sulu kalmış. Şimdi içerisinde bulgur ekleyeceğimiz için bu sayede su bulgurun da şişmesine yardımcı olacaktır. Üzerine tam olarak 1,5 su bardağı kadar ince köftelik bulgur kullanıyorum. İnce köftelik bulgurumu üzerine ekledim. İçerisinde hafif su var. Bu aşamada ocağımın altını kapattım. Bir miktar tuz ekliyorum. Tuzla beraber şiştiği zaman daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için daha sonrasından bunları hafifçe karıştırıyorum. Kapağını kapatıp demlemeye ve bulgurların şişmesi için ortalama bir 30 dakika kadar beklemeye bırakalım. Bu aşamada mutlaka kapağını kapalı tutalım. Size zaten göreceksiniz tamamen ıslaklık gittiğinde bizim için hazır olacak demektir. Bu işlem yapılırken bulgurlarımız şişerken biz de iç sosuna geçelim iç harcımıza. Öncelikle bir çay bardağından birazcık az zeytinyağını ekliyorum. Mutlaka bol zeytinyağı ekliyorum. Bu sayede çok lezzetli olacaktır. İçerisine zaten başka yağ girmeyecektir. Bu sırada bu mercimek köftesi tarifine her yaptığımda isteyen çok oluyor. Ben de bunun bir tarifini çekmek istedim. Mor ve beyaz soğanlarım var. Bunları karıştırıp küçük küçük doğradım. Ortalama 1,5 orta boy kadar da soğanım var. Şöyle dilediğiniz miktarda soğan miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Bu damak zevkinize kalmış bir durumdur bu sırada. Şöyle soğanlarım çok güzel şekilde kavruldular. Siz de görüyorsunuz zaten yavaş yavaş kavruluyorlar. Tamamen kavrulduktan sonra salça ve balkan sos aşamasına da geçiyor olacağım. Şöyle soğanlarım çok güzel şekilde kavrulmuş. Soğanlarımı kavururken ben içerisine tuz eklemedim. Siz yine salçanızın ve balkan sosunuzun içerisindeki tuz miktarına göre tuzu arttırıp azaltabilirsiniz. Ben bir dolu yemek kaşığı balkan sos ve bir kaşık da karışık salça kullandım. Şöyle bol soslu yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz iki kaşık salça da kullanabilirsiniz ama balkan sosun verdiği lezzet gerçekten çok güzel. Şöyle size son kavrulmuş halinde gösteriyorum. Bütün malzemelerim çok güzel derecede kavruldu. Ben şimdi şöyle kasemin içerisine bulgurlarım ve mercimeğim beraber şişmiş. Hafifçe karıştırıyorum. Bu şekilde havalanmasını sağlıyorum. Hem de topakları bu şekilde kaşık yardımıyla kolaylıkla da açtırabilirsiniz. Eğer tarifimde aklınıza takılan yerler olur ise onları yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, düşünceleriniz benim için gerçekten çok değerli. Mercimek ve bulgurumun üzerine hazırladığım bol yağlı sosumu döküyorum. Bu aşamada hafifçe kaşık yardımıyla kalıştırıyor olacağım. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer mercimekli tariflerimi videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka izleyin. Eğer sizin de yaptığınız ve beğendiğiniz değişik güzel tarifler var ise onları da yorumlar kısmına yazın. Onları da denemeyi gerçekten çok isterim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Şöyle birazcık Kaşıkla karıştırıp soğuduktan sonra elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Bol miktarda yoğuruyorum. Bütün malzemelerin birbirine özdeşleşmesi için bu aşama gerçekten çok gere gereklidir. Eğer tarifimi beğendiyseniz yorum ve beğeni de bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Böyle mercimek köftemi çok güzel şekilde yoğurdum. Şimdi soğan aşamasına geçelim. Ortalama bir demet kadar yeşil soğanım var. Ben içerisine başka yeşillik eklemeyeceğim için bu şekilde bol miktarda yeşil soğanla yapmayı tercih ettim. Gerçekten yeşil soğanı çok yakıştırıyorum. Sadece kuru soğan ve yeşil soğanla gerçekten lezzetli olacaktır. Dilerseniz maydanoz, dereotu gibi farklı yeşillikler ile de tatlandırabilirsiniz. İnce ince doğradığım yeşil soğanlarımı da mercimek köftemin üzerine ekliyor olacağım. Tamamen ekledikten sonra yine elimle yavaş yavaş yoğurma aşamasına geçeceğim. Öncelikle baharat kısmına geçelim. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı acı pul biber ve bir çay kaşığı da tuz ekledim. Yine tuz miktarını içerisine eklediğiniz malzemelere göre arttırıp azaltabilirsiniz. Tadına bakarak eklerseniz bu aşamada daha kolay olacaktır. Daha sonrasından elimle bol bol ezerek yoğuruyorum. Bu sayede yeşil soğanın tadı kolaylıkla mercimek köftesine geçecektir. Eğer siz de tarifimi çok beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza da göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan arkadaşlarınıza kolaylıkla gönderebilirsiniz. Şöyle yoğurduktan sonra elimle şekil veriliyor mu diye kontrol ediyorum. Gerçekten çok güzel şekilde şekil veriliyor. Şimdi birazcık bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Bu aşamada tabağıma da bol miktarda marulu servis ettim. Şöyle en altına marulları dizdim görüntünün güzel olması için. Daha sonrasında ufak parçalayıp elimde sıktırarak güzel bir şekil oluşturuyorum. Biliyorsunuz ki marulla yemeyi gerçekten çok seviyoruz. Dilerseniz göbek de kullanabilirsiniz. Göbek marulu ya da Akdeniz yeşillikleri de gerçekten çok yakışacaktır. Hem de size sunum fikri olması açısından ben bu şekilde yapmayı da tercih ettim. Eğer siz de benim gibi hamur işi tariflerini, gün sofralarını çok seviyorsanız aşağıya yorumlar kısmına kalp bırakmayı unutmayınız. Güzel kalplerinizi bekliyor olacağım. Şöyle bütün hepsini çok güzel şekilde dizdim. Gerçekten inci gibi oldu. Çok güzel. Şöyle kenarlarına da limonla servis ediyorum. Limon gerçekten çok yakışıyor zaten. Olmazsa olmazlarından biridir. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni de bırakmayı unutmayınız. Aynı zamanda beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Ve şehirlerinize, ülkelerinize beraber selam gönderelim. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.